TVM'de her şey konuşalım ha. Hepiniz hoş geldiniz, günaydınlar. 1 Eylül Perşembe, evet ayın başındayız. Yazı geride bırakıyoruz ve kışa merhaba diyoruz. Sonbahar geldi. Biraz hüzünlüyüz ama yine bugün hava çok güneşli, oldukça keyifli. Biz de burada sohbet ederek keyifle başladık. Bütün kontrollerimizi niye yaptık. Hüzünlüyüz yani, hüzünlüyüz. Ya sonbahar yapraklardaki... Sen unuttuğun bir şey var. Ne? Mevsimler kaydı artık. Eylül yaza dair. Olsun, o eskiden şimdi Eylül olan şey, şimdi Ekim'de sonbahar. Artık Eylül yaz, bayram tatili şu anda bayramda 30-35 derecenin üstünde gösteriyor. Öyle mi? Tabii birkaç ki. Gündür havalar yağışlı kapalı, benim ruhum kasvetlendi. Ya, yalancı yağmurlar aldı. Sen de vardı benim ondan. Öyle ama kontrollerimizi yaptık, her şey tamam değil mi? Başlayabilir miyiz? Bugünkü konuğumuz kim efendim? Hepinizin yakından tanıdığı, ekranlardan tanıdığımız Caner Toygar bizimle. Uzun uzun sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsın? Allah razı olsun. Siz? Biz de çok iyiyiz. Gayet iyi görünüyorsunuz. Caner, bu bir sürü ev programları, evlenme programları oldu. Kimler geldi, kimler geçti? Yüzlercesi geldi. Evet, binin üzerindedir, kaç bin tanedir. Ama birkaç tanesi ikonlaştı. Onlardan biri de meşhur Caner'dir. Bugün Caner'le... Caner çünkü yeni televizyon sektöründe tekrar Esra Erol'un programıyla ATV'de ekranlara dönüyor o formatın içinde. Onları da konuşacağız. Geçmişi de şöyle bir harmanlayacağız. Ama her zaman sevilen bir sima. Dün ben Caner'in geleceğini söyledim birkaç yakın çevreme. Herkes çok, yani böyle bir kadın olsun, erkek olsun bir ilgi odağı var. Sağ olsunlar. Ondan sonra zaman içinde kendini sevdirmiş. Hatta böyle sahip çıkıp, işte orada man şöyle yapsaydı böyle oldu falan. Ona da böyle tatlı sistemleri de oluyor. O sahiplenme, sevgiden dolayı. Onların hepsini konuşacağız ama... Bugün programımızda neler varmış? Konu başlıklarımızla göz atmadan başlamıyoruz. O zaman bakalım. Evet. Mustafa Topaloğlu'ndan da yıkılmışım beni dinleyerek. Müzikten ve hayattan soğuduk. Dikkatimi çekti. Yeliz Yeşilmen ikinciyi doğurmuş. Ece Erken çocuğu büyüyor. Şöyle bir gerilere gittim. Kral TV'de Yeliz Yeşilmen VJ'ken ki hallerini hatırlıyorum. Ece Erken'in prestij müziğin kapısında Mahsun'u beklediği, Mahsun'la flört yıllarını hatırlıyorum. Temalı. Ondan sonra ve ikisi de ne güzel anne oldular. Aile temalı. Gerçi Ece'ninki mutlu bitmedi. Boşandı, sorunlar oldu vesaire ama Yeliz Yeşilmen eşiyle de ilgili ekonomik ve iş anlamında çok spekülasyonlar olsa da ara ara o evliliğini çok dirayetli düzgünce götürüyor. İkinci çocuğunu yaptı. Sosyal medyada fenomen. Çok sempatik vesaire. Halk da seviyor. Böyle biraz hafif saf bir yönü var. O gençliğinde de vardı. Hala genç de tabii çocukluğunda diyelim. Çocuktu o zaman. Halk ondaki böyle bir alık yönü var. Onu da seviyor gibime geliyor. Ne dersin Saçlar? Kimin alık yönü var? Yeliz Yeşilmen. Ya abicim bak yeni bir şey. Çok şöhretli bir ona geleceğiz. Şey var. Ona Allah geleceğiz. Şey. Acele etme. Senden yorumunu alayım da abi kaçma. Ya abi her şeyden evvel bu arkadaşlar bir zayıflamadan mayıflamadan önce bir Türkçeyi iyi bilen bir hocayla çalışsınlar ya. Ne dedi? Ya. Bir şey dedi o. Temalı. Temalı. O nedir? Ve bu sunucu yani. Ya bazı kelimeler var. Kısa söylenmesi, telaffuz edilmesi de kısa olacak. Hala. Hala gibi. Evet bravo. Ya bu niye uzatıyorlar abi? Uzadığı zaman şimdi, yani başka bir manada. Hala ile ilgili bir espri var. Nedir? Şöyle ki bir genç eski sevgilisine mesaj atıyor. Hala seni seviyorum diye. Sonra kız da ona küfür yağdırıyor. Çocuk da cevap veriyor. Aa diyor ben halama attım diyor. Hala seni seviyorum yanlış gitmiş sana diyor. Şimdi yalnız Türk Dil Kurumu biraz olayı böyle zorlaştırdı. Bu şapkaların bazıları yasaklandı, bazıları eklendi hala şapkalar var. Şapkalar kaldırıldı. Yok kullanan inceltmeler olanlar da var. Ama yani belirsizlik hakim. Şimdi yeni nesil, şimdi sen biliyorsun ben biliyorum. Yeni nesil onu... düz olarak gördüğünde yani öğretmenleri de uyarmazsa yanlış olarak yorumlayabilir. Uzağa gitmeyelim. Türkiye'nin %90'ı herkese herkes diyor. Oysaki herkes kez kere demektir. Herkes pardon herkes her kere anlamına gelir.
Yani anlam bile değişir. Patates diyorlar, domates diyorlar. Ve bunu gerçekten çok önemli kişiler de bu hatayı yapıyor. Ya geçen gün bir televizyonda yine canlı yayında sanıyorum ki yine bu böyle bir yarışma programı falan, duygulandım. Dijen'e öyle bir telaffuz etti ki ben o yanlış telaffuzu telaffuz edemiyorum şimdi. Duygulandı mı? Duygulandım demesi lazım. Ben çok duygulandım. Çok hislendim. Çok duygulandımın yerine, duygulandım kelimesinin yerine öyle bir harfler ekledi ki şu anda aklımda fakat telaffuzunu yapamıyorum. Mesela yani, Tülin Caner ikilisinde bir anekdot kelime çıkmıştı abi. İlk oradan çıktı bir geldi normal. Hoşlantı. Evet, doğru. Tülin'e sormuşlar ne hissediyorsun? Bir hoşlantı var. Nasıl bir şey? Hoşlantı gibi. Türkçe, hoşlantı. Yani sonu zaten. Ama ondan sonra hayır. Elektrik. Ve şu anda normal şeyin içinde. Yani lugatımızın içinde. Uzağa gitmeyelim. Bundan 10-15 yıl önce varoşun ve alt kültürün uydurduğu bir şeydi. Şu anda normal. Herkes kullanıyor. Tabii ki de. Tabii ki ve de. Böyle yani, bir şey yok dilimizde. Tabii. Tabii ki de diyor. Ki bağlayacak sonra de. Kullanıyordu. Şey şimdi herkes olan, tabii ki. Tabisi. Tabisi. Keyfs. Keyfs diye bir şey var abi. O ne demek? Hadi o şey. Kahve keyfisi. Keyfisi. Keyfs diyorlar bir de. Keyfs. Bu geldi ya şey neydi? Ama internetten sonra da böyle oldu abi. Keyfs. Yazarken. Şimdi mesela adamın dibi diyor. Ya dibi zıkkımın dibi. Ya kötü bir şey. Şimdi adamın dibinden ne anlarsın sen? Dip yani son. Adam değilsin anlarım ben normalde. Şimdi bir renk girdiğimde. Bak, adamın dibi yani adamın... O kadar enteresan ki sen şimdi aslında dip yani dip demek... Yerin dibi. Hayır yani başlangıç noktası. Yani o dip. İddia ettiğin ya o tarif ettiğin şeklin şemalin ilk başlangıç noktası. Taban, tavan. Neye göre? Belki en üst tarafı başlangıç noktası. Yani yukarıdan aşağıda tabii, inebilir. Peki o dip dedikleri zaman yani bu başlangıç noktasını Metusena olarak mı kullanıyor? Yoksa yerme anlamında mı kullanıyor? Yani bilmiyorum vallahi. Biz büyüdük ve ya da biz geri kaldık. Bizim öğrenmemiz gereken kelimeler var. Herhalde oraya doğru öyle lügatlar var ki inanılmaz sosyal medya jargonları. Çok yani üzerinde saatlerce bazı şey, bazı mesela şimdi ikonlar var değil mi? O evet. İkonların bazılarını çözdüm ben. Yani birçok yani %80'ini çözdüm. Emojiler işte ha. O ikonların. Ama bir de harf ikonları var. Onları hala çözmüş değilim. Yani mesela işte L harfini koyuyor. İki nokta üst üste falan bir şeyler devam ediyor. O da bir şey demek. Ama yani, mesela kısaltmalar var. Veriyorum. İngilizceden kısaltmalar var mesela sosyal medyada. LOL, L-O-L, LOL. Sesli güldüm demek. Laugh, open loud gibi yani yüksek sesle güldüm. Çok komik anlamda LOL. Onları ben de bilmiyorum. Sesli güldüm. Evet buyurun. Evet. Peki Alişan, Gülben Ergen için canlı yayında neler söylemiş? Duyalım. Geri adım atma, atma, geri adım atma, atma. Birazdan cuppa, cuppa, çalıntı şarkı. Cuppa ilerleyen dakikalarda ekranda. Cuppa diyeceğiz. Ya Hacı İvan. Sonunu yapmadın. Zahit abi de bir gün Hacı İvan Karagöz kıyafeti giyecek. Etler kenetler gene vurur. Çat diye. Sen bir tane Karagöz bulursun buraya. Gider o. Ben de bakarım ikinize. Bak görüyorsun değil mi? Bak espriye bile tahammül edemiyorsun. Ben aslında. Giymem öyle şeyler ya. Ben hiç giymem. Aman giydirecek anne. İlkokulda Ronk'ta da mı oynamadın abi? Yemin ediyorum oynamamışsın. Yok, şiir okumuşsun. Şeyde olmaz. İlkokul tören şeyinde bitirme şeyinde döneminde La Fontaine'den bir masallarda rahmetli Şevki Yamay koymuştu sahneye. Allah rahmet eylesin. Çünkü onun oğluyla beraber bir sınıf arkadaşıyız. La Fontaine'den masallarda oynadım. Oynadım süper. Oynadım. Evet. Peki Sayıştı abi bir şey söyleyeceğim. Gelelim. Beni tilki yaptılar. Gerçek. Ben de kara kedi oynamıştım. Vallahi tilki. Peki, ben de kara kedi oynamıştım. Mutfak tabakı içinde kara kedi mırnağı pis. Rahmetli annem bir kedi kıyafeti dikmişti bana canım. Falan. Böyle piskin şeyler, bıyıklar falan. Neyse konumuza dönelim. Nostalji yaptık. Şimdi Alişan'la şeye çok üzüldüm Çağla'ya. Çağla. Garibim. Gülben'in tuzağına düşmüşler. Gülben önce demiş ki siz benim programıma gelin. Bunlar da kuzu kuzu gitmişler. Programına gidene kadar Gülben ondan sonra kuzu postu giymiş. Çağla demiş nasıl yapıyor? Canım ben size gelmem. Ay demiş.
Neyse işlerini görmüş, reytiklerini almış. Sıra iadeyi ziyarete gelince birden Drakula tango başlamış. Ondan sonra. Yani şaşırılmışlar mı? Evet, bayağı şaşırmışlar. Ne diyorsun Sait abi bu duruma? Valla niye şaşırıyorlar yani? Sen ileride şimdi söylediğin şeyleri bu o kişi hakkında düşünüyorsan sen onun programına gittin gitmeyebilirsin, sen de gitmezsin. Ama ille ben onun programına gittim. Ama geleceğim demiş, kandırılmışlık var. Ya hocam bu ilk şimdi kandırıldık yani, diyorlar ya şimdi FETÖ'cüler. Yani ilk defa mı söylüyorlar birbirine kandırılmışlığı falan? Ya koskoca milletvekilleri kandırılmış Alişancığım. Sen kandırılmışsın çok. Ben sana söyleyeyim. Ben bir kere şimdi bir şey sana itiraf edeyim. Ben ezelden beri ben bu Alişan'ın tavrına, tarzına hiç itibar etmem. Renksiz adamlar kategorisine mi? Bu renksiz adam yani tam ona uymuyor da bunun bir kere bu partnerleriyle ve bu kadınlarla devamlı bu bir kadar kavgası haşır var. Neşir olması. Demet Akalın, Seren, sonra, o bu. Fazla o sınırları fazla ihlal eden bir adam. Sonra da onlarla ne oluyorsa yani nelerine şahit oluyor, nelere hasbelkader şey oluyor, vakıf oluyor. Onu kelimelerin arkasına sığınarak gündeme getiriyor ki kadınlarla hep böyle ters düşüyor. Yani ben bu tarzı sevmem. Yani vardır arkadaşım, samimi de olurum. Şaka da sınırlar dahilinde yaparım. Benim çok da hep bir kadınların içinde bir kavgası böyle var. Böyle bir onlarla bir kavgası var. Demet Akalın'ın adı zamanında bayağı bir hatır sayılır işi oldu. İşte, Demet Akalın'ın vokalisti evet, mevzu. Ece Erken. Ece Erken'den oldu. Yani manasız bir sürtüşme oluyor. Şimdi burada da yani Gülben Ergen bana programa geleceğim diye söz verse, üstüne üstlük de senetle imzalasa ben de yine mülazat hanesi açıktır. Bu herkes için geçerli. Gelmeyebilir. Benim için de geçerli. Bir arkadaşımız var hatta senden zaman zaman görüşüyor. Niye gelmedi buraya? Ya benim paşa gönlüm gelmedi. Gelmedim çünkü sizinle beraber aynı çatı altında hiçbir şekilde olmayı istemiyorum. Çünkü evet, geçmişteki deneyimlerim var. Aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Evet. Ve kendilerine de o tarihte de söyledim biliyor musun? Siz beni davet etmeyin. Buranın sahibi Mehmet Ali Yılmaz Bey, benim babamın 40 senelik arkadaşı ve kadim dostu. Eğer beni çağırırsa ben zaten 2 dakikada kalkar giderim. Siz bu araya girmeyin dedim. Yani O gömlek onlara büyük gelir. Evet. Ha, dolayısıyla da bu niye gelmedin, niye gittin, niye gelmedin? Bu sorular sorulacak şey değil. Şimdi adamı sen çağırırsın. Caner derse ki ben katılmıyorum bu programa. Caner'i başka bir konudan dolayı yarım eleştirip burada konuşabiliriz ama buraya niye katılmadı diye konuşamayız. Peki Caner, Tarkan'ın ben bu haberi yadırgadım. Ben Tarkan eski flörtüyle medeni bir şekilde düğünde karşılaşmışlar, eşini tanıtmış. Ya bunda ne var? Bu öküzün altında buzağı aramak değil mi Caner? Abi işte modernleşme uğruna... Yani söylemeyeyim şimdi onu. Şey söyleyeceğim. Şimdi sorduğun sualin yani, önce bu suali ona sormada ver. Kendine sor. Sen evet der misin? Neye? Yani evet, sen şimdi bunun normal bir şey olduğunu hangi gerekçeye göre dayanarak hadiseye bu kadar normal bakıyorsun? Şimdi oradaki yeni evli olan, yeni gelin olan o kadın belki bir şeye itiraz etmez ama bu hatır sayılır bir yara değil midir? Bir yanlış bir durum değil midir? Kendimi yani sen şimdi evlendiğin kadın bir tanesi geçmiş gitmiş yıllar önce kalmış. Bir kere o yıllar evvel kalan kadının, yıllar evvelden işi biten o kadının o düğünde ne işi var? Hadi yani o başka bir düğün. Ay, başka bir ortak var. Bir tanıdık tamam, herhalde. Hasbelkader başka birinin düğününde ayrı ayrı davetliler olabilir. O bir kere davet edenin yanlışı. Demek ki bakmamış. O da yani bu tip şeyleri ben bilinçli olarak... Belki de haberleri vardır. Bak, bilinçli olarak abi, kabul ederim. Abi arkadaşlarıysa ikisini de çağırmak gerekir. Amenna. Oraya kadar da tamam. Onu da itiraz etmiyorum. Artık şekilde. Orada bu masanın etrafında bu en sağdaki olan hanımefendinin o Bilge Öztürk müydü? Bilge Öztürk. Onun orada işi yok. O orada artık kendini kontrol edecek. Evet. O karşı tarafa, karşıdaki yeni nikahlanmış olan o kadına rahatsızlık vermek demek. Ben hadiseye böyle bakarım. Bir başkası daha medeni bakar. O onun sorunu. Ben kendi bakış açımı söylüyorum.
Bir de bir şey daha sana hatırlatayım, affedersin, özür dileyerek. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bu programda Allah nasip etmişse, Allah bize sağlık vermişse devam ediyoruz. Benim bu programda başından bugüne kadar ve devam ettiği süreler içerisinde söylediğim ve savunduğum her şey beni bağlar. Tabii ki. Mesela siz bunu söylediniz, ben de tersi düşünüyorum. Onlar zaman içinde Bilge ile ayrılmış, normal arkadaş merhabasına dönüşmüşlerdir. Medeni bir şekilde geçmişin hukuku vardır. Onlar için artık o kadın nötrdür. Eski eşiyle tanıştırması veya o sosyal ortamda tesadüfen bir arada bulunmaları bence kimseye rahatsızlık vermesi var. Lazım. Bak, bir kinle kavgayla bir ayrılık yok. Kinle alakası yok. Benim söylediğim şeyin kinle alakası yok. Mesela sana katıldığım nokta şurası olabilir. Söyleyeyim. Tarkan tek başına bir yere gitmiştir. Hasbelkader orada Bilge Öztürk'le karşılaşır. Orada medeniyetin ve saygının had safhada göstererek sınırlar dahilinde elbette ki efendiliğini gösterecek. Medeni insana bu yakışır. Yanında yeni karısı varken özellikle bu eski tanıştırırken kişilere nasıl bir sıfat kullanacaksın? Eşim dedin. Buna ne diyeceksin? Uzağa gitme. Kendinden örnek vereyim. Sen hep öyle dersin ya. Şimdi ben evlendim. İkinci evliliğimi yaptım. Allah herkese de bize de mutluluk versin. Amin. Şimdi ben diyelim bir yere gittim. Bir ortak dosta gittim. Orada da yeni eşim, eski eşim hanımefendi orada. Şimdi onu tanımamazlıktan mı? Yok, uzaktan bitmeden değilim. Bak ne diyorum ya abi. Şimdi bir geçmişin, yani benim tarif ettiğim şeyi Allah'ını sever. Geçmişin el... Bak. Yani çok abes olur yani. Şimdi o hocam. Yatroya dönüşür şimdi oraya. Böylesi neye dönüşüyor? Nasıl? Bu da tülahata dönüşüyor. O tiyatroya dönüşüyorsa bu da o zaman orta oyuna ya, dönüşüyor. Apar topar yerimizi mi değiştiriyoruz? Ne yapacağız? Panikleyecek miyiz? Bayağı mı panikleyeceğiz? Ona o şartlar altında aklı selim olan bir kere kadın veya erkek kimse o pozisyonu kurtarırlar. O pozisyon öyle olmaz. Benim başıma geldi bu. Benim başıma bir uçakta geldi. Hah, damdan düşene soracaksın. Tamam mı? Benim başımda uçakta geldi. Biri geldi benim yanıma oturdu. Ben kalktım hemen ayağa. Bu uçağın dedim, steward'ı nerede? Kabin amiri. Benim efendim dediler. Benim yanımda bir frengili oturuyor. Frengi sari bir hastalıktır. Ya beni çıkartın uçaktan ya bu arkadaşı. Ama siz hakaret etmişsiniz. Ben aynen söylerim. Aynen. Frengili mi ki? Hayır. Bilemem ben. Yani sizin ona, husumetiniz onu, varmış. Aynı şey değil. Şimdi bu benim husumetim sizin husumetiniz var. Varmış. Ha. Orada husumet yok ki. Şimdi bak. Söylüyorum sana. Ben. Bu örnek o yüzden çok doğru olmadı. Şimdi. Benim başıma böyle gelmedi. Benim başıma daha faciası geldi. Billenerek ki tezgahla kasti geldi. Kasti geldiği için ben de bu kadar kasti hakaretten. Bir tesadüfü anlatmıyorsunuz. Sabotajı anlatıyorsunuz. Bilerek. O manifestoyu, o listeyi biliyorum ben o hadise. Çünkü o dakikaya kadar... Çalışılmış. Çalışılmış dersini. Sizin cinnetiniz ondan mütevelli. Burada da sana katıldığım nokta var. Amenna. Tek başına bir yerde karşılaşırsın. Ben de merhaba Sacit'ciğim. Merhaba. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Sen nasılsın dersin. Yürür gidersin. Bu tamam. Ama burada kendimden daha çok yanımdaki o dakikaki eşimi yaralamak istemediğim için böyle bir şeyden uzak dururum diyorum. Çünkü bu erkeği yaralamaz. Bu tamamen kadını yaralar ve bu en son kadını yaralar. Mesela ben de istemem. En son kadını yaralar. Yani Bilge Öztürk için bir sorun yok. Orada arkadaş için de bir sorun yok. Yani Hasan Hüseyin Tarkan fark etmiyor. Orada yeni kadını bu üzer. Ama tersi de mümkün bence. Mesela? Tersi orada Bilge Öztürk de yıllarını vermiş, evlenilmemiş. Orada Tarkan... Evet, bomba haberlerimiz var. Ve konuğumuz Caner'le de ilgili flash açıklamalarımız var. Fakat bugün Feyzi'yi çok kısa tanıtacağım. Çok önemli bir gün. Pazartesi günü vermiştik. Binlerce telefon geldi. Ne olur power bank yine verin diye. Power bank ne? İçinden çıkıyor. Bakın bu. Telefon yedek şarj ünitesi. Bunu da takıyoruz. Şarj ediyoruz. Daha sonra bu şarj olduktan sonra bunu normal telefonumuza takıyoruz. Ve telefonumuzu şarj ediyoruz. Yedek şarj batarya ünitesi. Ve defalarca, yok priz vardı, telefon prizi vardı, elektrikler kesildi, hiç problem değil. Her ucu, her türlü telefon girişine, şarjına müsait. Bütün telefon markaları için geçerli. Ayrıca sadece telefon değil, tabletler, PC'ler, fotoğraf makineleri, yani şarj isteyen her cihazı şarj eder. Şu gördüğünüz power bank, içinden bu çıkıyor ve şarj kablosu çıkıyor ve ne çıkıyor?
kullanım kılavuzu ve garantisi. Garantisi yıllarca kullanıyoruz, bozulmuyor. Her gün bunu şarj ediyorsunuz evinizde veya priz olan yerde. Sonra alıyorsunuz, atıyorsunuz çantanıza. İster plaja gidin, sinemaya gidin, arabada, evde elektriğe, artık prize gerek yok. Bu hem sizin hem arkadaşlarınızın telefonunu defalarca bu sihirli power bank, yedek batarya ünitesi şarj ediyor telefonunuzu ve bastığımız zaman ayrıca fener görevi de yapıyor. Ucundan ışık çıkıyor, karanlıkta sizi kurtarır, evde ışıklar kesilir vesaire. Peki bu ne işe, nereden çıktı, bu ne alakamız şimdi, onu anlatayım. Power bank bugün Fenjilyan alanlara, şu anda saatimiz 10.13. Saat 13.30'a kadar, yani 3-3.5 saatiniz var. Alan sipariş verenlere bugün bedava. Evet, pazartesi vermiştik. Tekrar binlerce telefon, biz o gün duymadık, alamadık, not edemedik diyenlere bugün bu jesti yine yapıyoruz. Power bank veriyoruz. Telefon, yedek, batarya, şarj ünitesi. Telefonunuzu şarj ediyorsunuz. Defalarca prize gerek yok. İstediğiniz yerde hop telefonunuz hep şarj oluyor. Ve bugün Fenjilyan'la ilgili başka bir müjdemiz de var. Bugün 1 Eylül. Aybaşı kampanyamız var. Ara ara yapıyoruz. Artık biliyorsunuz ayın belli günlerinde. Her gün yok. Fenjilyan.com'a giriyoruz. Ya da WhatsApp'tan 0533 057 4592 mesajlaşarak. Ve bu WhatsApp numarasını da arayabilirsiniz. Ama esas arayacağınız numarayı söylüyorum şimdi. 0532 111 5101 0532 32'li unutmayın. WhatsApp 33'lüydü. 0532 111 5101. Ya da bunları not edemezseniz Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın. Fenjilyan.com önünüze gelir. Bu yüz ve göz kremidir. Tek tüpte kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi, morluklarını yok eder. 89 liralık krem, bugün indirim var dedik. Evet, 1 Eylül indirimi özel. 89 liralık krem bugün 69 lira. Yanlış duymadınız, 69 lira. 2 tane alırsan tanesi 60 lira. 3 tane alırsan tanesi 55 lira. Yani 89 liralık kremi neredeyse yarı fiyatına 55 liraya alıyorsun. Bitmedi. 10 liralık hızlı kargo. Hızlı kargo ne? Bir günde kapına getiriyor kardeşim. Çok uzaktaysan 2 gün sürüyor. Ama öyle diğer kargolar gibi 1 hafta 10 gün 2 hafta falan beklemek yok. Doğu illerinden dağ köylerine kadar, sahildeki Bodrum'daki yazlığa kadar bütün her yere gidiyor. Tüm Türkiye'ye. Unutmayın. Ve o da bedava. 10 liralık kargo bedava. İsterseniz kapıda nakit ödeyin, kapıda kredi kartını ödeyin, ürün alın öyle ödeyin ya da fenjilyan.com'dan kredi kartına taksit de var. Ve Fenjilyan'ın bir özelliği daha var. Ne dedik? Bu arada Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da Fenjilyan'a ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Bir özelliği daha var. Kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi morluklarını yok ediyor ya. Organik, botoksuz, ameliyatsız. Hepsi organik. Ve bir özelliği daha var. 20 faktör güneş koruyucusu. Özellikle yaz aylarında. Ama 4 mevsim kullanmanız lazım. Güneş koruyucu. Çünkü güneşin artık zararlı kanserojen ışınları iyice arttı. Ozon delinmesinden dolayı dünyanın iklimi bozuldu. O sürekli kötü ışınlar geliyor. Onlardan korunmanız için güneş koruyucu sürmeniz gerekiyor ya. 20 faktör. İşte Fenjilyan alınca buna da gerek yok. 20-30 lira verip boşuna güneş koruyucu da almıyorsun. Çünkü Fenjilyan'ın içinde güneş koruyucu da var. Evet. Yani Fenjilyan sürünce gençleşmek için güneş koruyucu da sürmüş oluyorsun. Bundan iyisi Şam'da kaysı. Fenjilyan nereden çıktı? Önce onu anlatayım. Bayram değil, seyran değil. Erol Köse parayı almış, reklam yapıyor diyenlere söyleyeyim. Yok öyle şey. Erol Köse parayı almadı. Erol Köse zaten ürünün ortaklarından. 3,5 yıl önce Tibet'e gittim. Gördüm ki yerel halk orada bir şey sürüyor. Ve yüzlerine maske yapıyorlar. Araştırdık, Türkiye'ye getirdik onu. Öğrendik. Oradaki bir ağaç kökünden bir özüt. İncelettik. İçinde hayretler içinde kaldı uzmanlar. İçinde Fransızların o 1500 liralık kremlerinde bulunan bir molekül var. Onlar kimyasal olarak üretiyorlar. Biz organiğini bulduk. Tabii işlerine gelmedi pahalı markaların. Bizi önlemeye çalıştılar. Erol Köse petreder mi? Hayır. Başka bir şey daha yaptık. Öyle göz ayrı, yüz ayrı, gece ayrı, gündüz ayrı 50 çeşit krem yapıyorlar milletten para almak için. Biz tek tüpte topladık. Evet. 80 mililitre 1,5 ay dayanıyor. İşin sırrı ne? Günde 2 kere sürüyorsun. Bir sabah bir akşam yedirerek cilde. Cilde yedirerek çünkü içinde kolajeni aktive eden yaş almakla, yaşlanmak demiyoruz hiçbir zaman. Yaş almakla azalır ve bir balon düşünün. Balon söndükçe kırışmalar artar, göz çevresi koyulukları, morlukları artar ve cilt lekeleri artar. Oysa fenjilyanın içindeki moleküller bu arada göz çevresine böyle ortadan
Yani kaşınızdan başlayarak böyle böyle süreceksiniz. Böyle böyle değil. Böyle. İçten, içten böyle. Evet. Kolajen aktive olunca tekrar o balon canlanır, kırışıklık açılır böyle, şişer ve kırışıklıklar açılır, cilt lekeleri kaybolur ve göz çevresi morlukları kaybolur ve güneşten de ultraviyoleden de 20 faktör korunursunuz. Yaş alan, orta yaşlı hanımlar, menopozdaki hanımlar, menopoz sonrası hanımlar, orta yaş üstü beyler için mucizevi bir krem. Çünkü bundaki moleküller başka hiçbir kremde yok. Organik. Uluslararası üniversitelerden ödül aldı. Bakın, temelinde fark ne? Bir sürü kreme göre fark ne? Onu da anlatayım size. Yaklaş. Yaklaş kardeşim. Şimdi bakın. Cildin katmanları var. Üst katman, orta katman, alt katman. Krem buradan sürdük. Çoğu krem burada kalır. Burada kalır. Üst katmanın üstünde kalır. Nemlendiriciden öteye gitmez. Oysa fenjilyan üst katman, orta katman, alt katman hepsine iner ve içindeki kolajeni, o tükenen kolajeni aktive eder ve cilt kırışıklıklar açılır. Kırışıklıklar açılır, açılır, açılır. Hop! Botoks yapmış gibi gençleşirsiniz. Botoks yok ama botoks etkisi var. Botoks unutmayın, dünyada çoğu ülkede yasaklandı. Çünkü kas tembelliği ve sinir felci yapıyor. Ya bizim gibi 3. dünya ülkeleri hala gidip botoks yapıyor. Çoğu ülkede yasak. Solaryum da yasak, botoks da yasak. Bunu söylüyoruz diye bizi tehdit ediyorlar. E doğru kardeşim, işinize gelmiyor çünkü. Erol Köse doğrulardan şaşmaz. Hekim kimliğimi ve doğruların savunucusu olduğumu düşünürseniz size yanlış bir ürünü tanıtmayacağımı anlarsınız. Evet, ne dedik? Tüm fotoğrafları gösterelim. Evet, öncesi sonrası gözaltı morlukları. Boyun sarkmalarını da toparlıyor. Tüm sarkmaları da toparlıyor. Günde 2 kere sürüyorsunuz. Bir sabah bir akşam. Bakın göz çevresi kırışıklıklar. Hepsi gitmiş. Bu fotoğrafı özellikle söylüyoruz. Bir anekdottur bu. Binlerce dua ediyor bize teyzemiz. Susuz kalmış tarla gibi. Kullanınca botokstan daha etkili. Evet, cilt lekeleri. Yine kırışıklıklar. Hanımların en büyük derdi dudak üstü büzüşme çizgileri. Onlar da gidiyor. Hepsi gidiyor. Peki tekrar ediyoruz. Nasıl ulaşıyoruz? Fenjilyan.com'dan ya da WhatsApp 0532 057 4592 veya 0532 111 5101. Ferhan beraber söyleyelim. 0532 111 5101. 3 tane 1 5101. Ve bugünün müjdesi. 89 liralık krem 69 lira. 2 tane alırsan tanesi 63, tane alırsan tanesi 55 lira. 10 liralık hızlı kargo bedava bir günde kapınızda. Ve esas bugünün golü bu. Bu nedir? Bu power bank, yedek batarya ünitesi. Bunu ne yapıyoruz? Önce bunu şarj ediyoruz. Yurt dışından geldi, çok değerli. Evet, telefonumuzun fişinde takıyoruz. Bunu şarj ediyoruz. Evde yatmadan veya iş yerinizde nerede priz bulursanız şarj ediyoruz. Sonra bunu çıkartıyoruz. Neyi takıyoruz? Telefonumuzun şarjını takıyoruz. Ve gün boyu defalarca telefonumuzu şarj ediyor. Bitmiyor. Hem kendimizin hem arkadaşlarımızın hem telefonunu, isterseniz tabletini, bilgisayarını, fotoğraf makinesini, yedek şarj ünitesi defalarca ve içinden bir şey daha çıkıyor. Kutusunun içinden bir şey daha çıkıyor. Kullanım kılavuzu ve garantisi. Yıllarca kullanabiliyorsunuz ve bir özelliği daha var. Basıyorsunuz, fener özelliği var. Şimdi ışıklar var diye gözükmüyor. Ucundan ışın çıkıyor. Fener özelliği var. 2 kere de basarsanız yanıp sönme özelliği var. İşaret anlamında. Evet. Fenjilyanı sürüp gençleşiyoruz ve bugün saat 1.30'a kadar sipariş verenlere de power bank yedek şarj ünitesi, batarya, telefon şarjı ücretsiz olarak vereceğiz. Ama kime? Bugün saat 1.30'a kadar sipariş vereceklere. O zaman hemen fenjilyan.com'a giriyoruz ya da 0532 111 5101. 0532 111 5101. Eylül ayının ilk gününün bu jestini sakın kaçırma. Fenjilyan'la kal. Oley! Fenjilyan sürmüyorsan, bizimle değilsin. Ne sürüyorsak o. Fenjilyan. Evet, meşhur Tülin Caner Aşkı'nın Caner'i burada. Karabelaymış o zaman. Ne olur baksana. Peki, Caner'cim, yıl kaç o zaman? 2003 abi. 2003. 13 yıl geçti. Ne hızlı geçti. Vallahi çok çabuk. Dün gibi abi ya. Peki yani, nasıl olmuştu bu yarışmaya başvurma? Ben annem başka bir evlilik yaptı. Onunla birlikte biz Almanya'ya gittik. O zaman 5. sınıftaydım. Hı hı.
Türkiye'de okuyordum. Almanya'ya gittik ve hiç istemiyordum ben Almanya'yı. Ya evet. Almancam yok, okula gidiyorum, oradaki çocuklar işte dalga geçiyor bizle. Çok zor. Bir de Münih'in bir köyündeydik biz o zaman. Annem hep diyordum beni yolla, yatılı okuyayım. Yollamadılar. İşte yaşım da o zaman 22 falan oldu. Bu yarışma vardı o zaman. İlk yarışmayı annem izliyordu. Ya ben internetten başvuru yaptım. Ben dedim ödüller iyi. Evlenirim, Türkiye'de kalırım. İşte para veriyorlar. Türkiye'de kalma niyetiyle başvurdum tabii. O zamanlarda tabii evlenmek istiyorum. Hani yaşımda geç evleneyim, genç yaşta baba olayım falan filan. Başvurdum, akşamı aradılar. Normalde 25 şartı var orada. Askerliğini bitirmiş olmak lazım. Sen de hiçbir yaşım yok. O zaman 22. Askerliğimi bitirmemişim, askerliği yapmamışım. Ama sendeki cevheri gördüler. Ama muhteşem iki tane resim yolladım yani. Çok güzel iki resim yolladım. Ondan herhalde çünkü yani hiçbir şeye uymuyorum yani. Kaçırmayalım. Akşamı aradılar. Anneme dedim ki anne ben yarışmaya gidiyorum. Yahu dedi bırak dedi rezil edeceğim bizi dedi. Ondan sonra... Siz Adanalı mısınız? Adanalıyız abi. Yollamadı beni. Ben de neyse işte biletimi aldım kendim gittim. Ertesi gün görüşmeye girdik. Sıra var 50-60 kişi sıra. Ben en arkadayım. Gelenlerin boyu da benden biraz kısa. En arkada leylek gibi upuzun görünüyorum orada. Bana böyle yaptılar böyle. Gittim abi hemen aldılar görüşmeye. Almanya'ya gitmiyorsun dediler. Sırayı bypass etti. Bypass etti. Almanya'ya gitmiyorsun. Anneme de dedim ki anne dedim ben yarışmaya giriyorum. Haberiniz olsun. Bana dedim biraz para yolla da dedim kıyafet miyafet alayım. Ya dedi parayı dedi alacaksın tatil yapacaksın değil mi dedi. Bak inanmıyor. Sonra öyle girdik abi. Ve yarışmada Tülin'le tanıştık. Tülin'le tanıştık. Ve şuradan bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben yarışmaya girerken şey zannediyordum. İşte şöyle yap, böyle yap, şunu yap. Emir komutan oldu. Kesin öyle zannediyordum ve kesinlikle hiçbir kurgu yoktu. Başımız ağrıyordu, hap verecekler, baş ağrısı hapı. Evet. Onu bile kutuya koyuyorlar, göz temasımız olmasın diye. İnsanlar hani gelen ekipten çalışanlarla. Etkilendi. Her şey gerçekti. Güzeldi. İşte öyle de başladı. Peki, bu Tülin'le sizin olaylı bir döneminiz oldu. Neydi? Bayağı olaydı. Ya... Ben, aşk var mıydı hocam? Yani onun deyimiyle hoşlantı mıydı? Hoşlantı bende vardı da onda var mıydı bilmiyorum. Vardı diyordu ama ben inanmıyorum. Sonra ne oldu o kızcağız? Şu an Eskişehir'de herhalde. Tam haber almıyorum abi bilmiyorum yani. Aslında o evlenmedi. Yani. Evlense duyulurdu herhalde tabii. Yani. Evet, kesin evet, duyulurdu. Evet. Ama o da Türk halkı sevdi böyle hani bir hani Anadolu'dan gelmiş. Şöyle bir şey var. Şimdi insanlar diyor ki ya unutuldunuz falan filan işte yorumlar yazılıyor. Ya ben kendimden biliyorum. Yaşadığım dışarıda işte sosyal falan filan. Ya hala herkes evlenin de. Ya teyze diyorum sen oğlunu evlendir bırak beni. Yok. Türkiye'nin derdi oldu. Türbelere gidiyorlar isim yazmışlar. Kadın Ümre'ye gidiyor. Ümre'den yazı yazmış. Tülin Caner evlensin. Yani Sait abi Tülin Caner vakasından Caner burada. Vaka. Ondan sonra. Sait abinin fikirlerini de Sait ben saygı abi, duyuyorum bu her zaman. Cisimle ilgili fikirlerinizi alalım. Abi bunlar bir yarışma işte. Aynen. Yani orada o yarışmanın formatı neyse konsepti neyi gerektiriyor. Kulları patıldılar mı abi özet ya bir şey kardeşim söyleyeyim. Bu böyledir. Aynen. Ya ezelden beri böyle ya bu yeni değil ki bu yani şimdi sen en sırayla oraya gidip sıraya giriyorsun oradan seni çağırıyor alıyor içeri. Aynen. İşte falan filan kim kimi çağırıyor kim kimin babasının oğlu. Yani bu adam da şimdi oraya bir katkı olduğunu, olacağını görmese, etmese niye alsın ki? Bir amaç ki? İçin. Aynen. Yani bu diyor benim çizdiğim rotaya uyan bir adam. Cüp oturdu. Yani konsepte uyuyor. Kız da öyle. Yine bu ismini biraz daha şey yaptı yani kalıcı olarak. Yedinci beter hazır olsun ben söyleyince gireceksiniz. Tamam. Ne oldu ondan sonra uzun süreler. Adam kendine gelemedi. Gelemedim abi doğrusu. Parasını oradan aldı 50 kuruş para aldı. 10 lira kaybetti. Normal bir vatandaş olarak bir iş kuramadı. Gitti. Oraya gelelim mi abi? Ne alıyordunuz oradan haftalık? Abi gerçekten inanamayacaksın. Günde 3 programa çıkıyorum. Kuşum Aydın'ın programı var her gün ve para almıyorum. İnanamayacaksın. Nasıl yani? Son dönemde nasıl yarışmacılara para ödemiyorlar mıydı? Abi almadım. Gerçekten almadım. Alsam söyleyeyim ispatlayabilirim. Herkes mi almadı? Vaat ediyorlar mıydı da vermiyorlar? Tülin alıyormuş. Allah Allah öyle çifte standartlar var yani. Ya ben abi ben de iyi niyet. Beni çağırıyorlar çıkmayacağım diyorum. Ya şimdi aradığı alsa zaman, bile. Şimdi yani, alsa bile. Son şimdi, dönemde birkaç programdan aldım ama dönem. Alsa yani. Bile.
attığı taş ürküttüğü kurbağaya büyük değmez. Büyük servetler yani kazandı o orada, yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. 100 lira kazanırlarken her programda esas yapımcılar, televizyon, şu bu yani o sistem 100 lira kazanırken bunların tamamının oradan aldığı para 25 kuruş. 1 lira bile değil. %1'ini bile bunlara vermediler. Ama burada ne oldu? Bu adamların hayatı kaydı. Aynen öyle. Bu adamlar hiç ekrana çıktığında bugünküler için de aynı şey geçerli. Tabii ki. Şimdi orada psikoloji ise, yaşatıyor değil mi? Şimdi getiriyor tribüne oturuyor halkın temsilcisi. Halkın temsilcisine 80 lira 100 lira yövmeye biçmişler. O orada çok fazla konuşuyor diye. Şimdi bu kadın yahut bu kişi 60 yaşında. Sen bunu ekrana alıştırmışsın. Günde de onun için günde de 80-100 lira para dediği zaman ayda 3 bin lira. Yani tabii. İki tane de emekli maaşı alıyor. Kirasını öder. Tamam. Şimdi yarın öbür gün bu işlerin geçtikten sonra bu rüzgar da geçecek. Bu evlilik programları da bitecek. Hepsinin bittiği gibi bu da bitecek. Sonuç itibariyle o atanın annesi gibi şu anda kendini o ekranda bilir kişi olarak gösterip de zart zurt eden o hanımefendi de bitecek ve işin facia tarafı rahatsızlık başlıyor. Çünkü bu ekran, bu sahne, bu bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yapıyor. Ve öyle bir an geliyor ki parayı da siliyorlar. Yeter sadece ekranda, orada gözükmek üzere yola çıkıyorlar. Şimdi bu adamın hayatı, şimdi bu adam eli yüzü düzgün bir adam. Teşekkür kendine ederim, göre mektep medrese görmüş bir adam. Bu işe girmeseydi. Kendine göre küçükten başlayan, her dakika kendini ayakta tutacak bir işin kenarından köşesinden tutsaydı, ona verdiği zamanı ve emeği aynen kendi işine verseydi, bir yerlere gelirdi, hiç kimseye muhtaç olmazdı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, bazı şeyleri teşhisini tam koymak durumundayız. Öyle anlar geldi ki 50 kuruşa muhtaç oldu. Öyle abi, doğru. Köftecilik yaptı, taksi şoförlüğü yaptı. Daha faciaya giderse daha başka şeyler de yapabilirdi. Bir de o sırada şöhret millet de inanamaz. Kamera şakası mı bu? Zaten biniyor taksiye, takside Caner var. Millet der ki kamera nerede? Yani bunu yaşadın zaten ya diyordu, kamera falan yok değil mi diyor. Ben de diyordum ki bagajdan da tülün çekecek falan filan dedi. Espri yapıyorduk. Yani şimdi adamları bütün yani mecrasından çıkarttılar. Ha, ama çoğu kişiler de iyi karşıladı taksicilik yaptığım zamanlar. Zorla mı çıkarttılar? Hayır değil. Ama Türkiye'nin ekonomik koşulları öyle bir facia bir yerde ki o ve onun gibi hala bugün böyle bir yarışma var, böyle bir iş olduğunda yine sıraya girecekler 500 kişi. Oo, kaç 500? Bir cinnet anlarına bakalım 7. VTR'ye. Evet, şimdi Caner'in o görüntüleri gelsin, ardından yorumlarımızı yapalım yine. İşte bu şişeyi kırdın. Yoktum. Ya abi sorma ya, keşke pardon yapma ama inan gözüm döndü. Hiç orada yani bu şişe hakikaten hakiki şişe miydi? Vallahi gerçek abi ya. Allah şahit abi. Ya bunun, sen bu bardak hakki bardak olsaysa senin kafan nasıl yarılmaz kardeşim? Abi biz Almanya'da kavgalara girerdik, biraz şişeleri kırarlardı kafamızda abi. Sacit abi inan bana böyle ufak bir şey için yemin edecek. İyi tamam mesela beyanın kafir dedi. Yani sordum, asla değildi. Peki Tülin de orada da şöyle bir şey var. Gülben Hanım programa çağırdılar bizi. Dedim ki Tülin'i bağlamayın. Kavgalıyız. Biliyorum bir sıkıntılar olur. Yemin ettiler, asla bağlamayacağız. Çünkü o zaman dönem psikolojim gerçekten bozuk ya, gerçekten. İntihar ediyorum, bir şeyler yapıyorum, saçma saçma işler yapıyorum. Bağlamayacağız, gel söz veriyoruz sana dediler. Gittik, bağladılar. 8. metre hazır olsun. Peki, gerçekten cinnet geçtim. Peki, yanımdaki adama bakıyorum, onu tanımadım. Peki. Semra Hanım'ın kocası peki, var. Peki bir şey söyleyeceğim. O an şey oldu Tülin'e yani. Tülin'e neden kızgındın? Tülin. Yok abi, ekranlara çıkıyorduk. Aha. Seviyorum diyor. Evet. Telefon açıyorum programı. Program bitiyor, tıs. Ne telefonuma bakıyor? Abi burada bir şey anlatamıyorum. Kız oynuyor. Bu evlilik programlarında Allah'ınızı Muhammed'inizi severseniz ya insanları aptal yerine koymayın ya. Abi biz de vallahi gerçek. Şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Bu seviyorum hikayesi abicim siz hayatınızda bu stüdyolardan önce karşılaştınız mı? Bu kadınla yok. Yani karşılaştınız bu kızlarla ya seviyorum aşığım dediğiniz. Hoşçakalın insan ama abi etkilerini. Ya müsaade buyur abi ne? Yani şu andakiler için de geçerli bu. Yani kız veyahut adam birbirlerini bütün toplamda gördükleri, o zaman başka bir yalan söyleniyor. Demek ki bunun evveliyatı var ki bu burada yok, oynanıyor. Aynen asla. Eğer evveliyatı asla yoksa o anda oraya gelen insanlarla 10 dakika içerisinde veyahut program bittiğinde geri kalan 3 gün içerisinde genç insanlardır. Hoşlanma olabilir, bir şey olabilir, bir etkilenme olabilir. Amenna. Ama seviyorum, aşığım. Ben şimdi yani geçen seneden beri birbirlerine aşıklar bunlar. Bunların adayların birbirleriyle
skandal görüntülerini gazetede yayınlamadılar mı kardeşim? Evet. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hayır, gayet peki, doğru. Peki bu vaziyetteyken, bu andayken o skandal görüntüleri yayınlanan kız ertesi gün gitti başka biriyle evlendi ya. Aynen öyle. Şimdi onu da konuşacağız. Daha kötü bir şey oldu. Onu verelim şimdi 8. VTR'yi. Evet. Caner'in yaşadığı yine kötü anılar gelecek ekrana. Böyle bir olay gerçekleşti. Darpa uğradın ve ilahi adalet artık bilemiyoruz. Bu bir televizyonda oldu ve o televizyon sahibi sonra bir ya, herhalde mafyoz işlerde öldü. O arkadan sahibi. Vuran var beyazlı. Onu da vurdular. Onu da vurdular. Su testileri su yoluna kırıldı. Ya burada buna bile ne dediler biliyor burada musun? Burada neydi? Abi? Bu olaya bile dediler ki işte Caner'in ailesi falan filan işte bilerek kendi adamlarını da öldürttüler. Reklam olsun falan. Buna bile ya reklam böyle olsun. Bir komedi oluyor. Böyle bir reklam olur mu ya? Görüntüleri alalım. Caner'in alalım daha iyi olur. Görüntüler. Görüntüleri evet. Alalım. Peki bu ne oldu? Bunun abi önce ne abi? Ağutuba o kanalda müdürlüğe başladı. Ağutuba. Bu kanalda müdürlük yapıyordu. O yılda evet. Gel dedi program yap burada. Biz de programa başladık Meral Konrad'la birlikte. Programa başladık. Programa başladık. Stüdyo devamlı geç hazırlanıyordu. Yani bizim program 10.30 oluyordu. Şey hazır değil. Evet. Stüdyo falan. Biz de dedik ya stüdyo niye hazır değil falan filan. Bağırışma oldu. Ben yukarı çıktım Meral Hanım'la. Program başladı sonra bir yarım saat sonra. Reklam arası işte belli silahlı adamlar geldi. Sen dedi bir gelsene bakayım yukarıya. Ben de durur muyum? Ben de şeyim yani. Hadi bakalım çıkalım. Ben ne bileyim adamlar orada kafama silah dayayıp da beni oturtacaklar. Peki ne? Ya. Dertleri ne? Dertleri işte rahmetli olan kişiye kameraya bak özür dile. İşte sen bizi tanıyor musun? Bizi biliyor musun? Biz adamı... Güç gösteririz. Ha, biz adam... Meğersem genel böyle yapıyorlar. Ama ne oldu? İşte su testi su yolunda. Daha sonra adımdı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şimdi 9. VTR'ye geçelim. Gelelim Caner'in bugününe. Evet. Bugün ne gelelim Caner? Caner Toygar, Esra Erol'da görelim. Evet. Şimdi Caner, Esra Erol yılın transferini yaptı. Esra evet. Erol bu evlenme programlarında ben en başarılı buldum. Ben de abi çok sevdim. Çünkü sevdiğim. Eşi değerli Ali Özbil'le beraber yapıyorlar. O çok önemli. Selam kim ne yapsın? Sunucu iyi olur da yapımcısı suistimali açık olur. Ali Özbil, Esra Erol çok ciddiye alıyorlar ve halk tarafından da farkındalar. Diğer programları eleştirmiyorum ama... Ben bunu izlersem Esra Erol'u izliyorum. Benim kendi izleyici ve inanç açısından o. Şimdi yılın transferini yaptı ve seni aldı programına. Gerçekten orada uygun birini bulursan evlenecek misin? Evleneceğim abi. Kesin, artık canına kesin. Tak mı etti bekarlık? Bekarlık tak etti. Bekarlık sultanlık değil, bekarlık rezillik yok abi ya ben senelerdir yalnızım. Harbi rezillik yani. Gerçekten ama Sacit abi söyle. Yok ben söylemiyorum. Bu konular, artık bu konularda bir fikri beyan etmiyorum çünkü izlemiyorum da bir ilk geçen bana ne yapıyor diyorlar. Yani çıtayı yükselttik dediler. Çıtayı yükselttik. Bakayım çıta nereye yükseldi. Bir baktım ki aşağıda şey çıkışta işte Uzay Atlı'nın fotoğrafını koymuşlar o meşhur filmdeki sahneyi. Çıta o. Çıta bu. Yani kadının kemikleri sızlıyor. Bilse ki böyle bir programı koysa. Mirasçıları bilse dava açarlar. Vallahi dava açarlar. Peki duyduğum bir şey daha var. Duyduğum bir şey daha var ATV tarafından. İnanılmaz bir şekilde telefonlar evet kilitlenmiş. Evet abi çok ya fena sağ olsunlar. Hem seninle evlenmek isteyenler hem hayranların hem her yaştan insan sana böyle yani korkunç bir sevgi var sana. Böyle herkes seni evladı gibi aynen. Ama hangi evladı? Tutmayın küçük enişteyi gibi. Yani hatalar yapan bir evladı. Şimdi bir de bir yanlış bir şey, daha da facia bir şey oldu. Şimdi Rütük'ten tabii Korku Dağları bekliyor. Rütüklük olmasınlar, programların başına bir felaket gelmesin diye bu ses kısıcı aleti aynen. Başladılar. Şimdi eskiden bir tek o kritik kelimeler bipleniyordu. Şimdi komple yiyoruz. Bütün cümleler ve anlatım artık böyle bakıyorsun işte. Bir dakika ses yok. Evet geçen yok. Sacit abi bardakla ilgili bir şey anlatıyorum hep kesmişler. Kötü bir şey yok. Ya evet. Dedim işte bardak niye diyorsun falan hep belki kesmişler. Belki işte o Korku Dağları yani. Beklediği için oluyor ama yani ben tamamen yani o yazıyorlar işte buradaki hadiseler gerçektir falan. Eş mekan. Ben bunlara hiçbirine artık itibar etmiyorum. İşin şuna alıştırdım kendimi ve o yüzden de seyretmiyorum. Normal insanın yani bu işin tiyatral halinden hoşnut olanları bırakıyorum. Aklı selim, normal sağduyu sahibi olan insanların
bu programları izlediği zaman sinirlendiğini kendimden çok iyi biliyorum. Ben sinirlendiğim zaman ya benim mantığıma aykırı bir şey geldiğinde ben oraya bunu iletemiyor muyum? İletemiyorum. O zaman bunlar kendi çalıp kendi oynuyorlar. İzlememek en doğru. Ne şamın şekeri, ne arabı yüzü. Ama ben çok iyi buldum. O lafın manasını bilir misin nedir? Nedir abi? Abi söylersiniz ama manası nedir? Yok yani ne zaman kullanırız? Ya bununla karşılaşacağıma yani iyi bir şey göreceksen bu şahısla karşılaşmama o iyi bir şeyi de istemiyorum. Yeter ki onu görmeyeyim. Ne yani? Tamam da orada şamın şekerinin şeyini... Şam'ın şekeri meşhur. Evet. Şam'ın evet. Şekerini yemen için Arabistan'a gidiyorsun. Aynen öyle. Şam'ın şekerini aynen. İstemiyorum. Yeter ki Arap'ı görmeyeyim. Çok güzel. Yani orta şarkının en güzel şekeri. Evet abi. Şimdi ama benim gördüğüm şu. Bilmiyorum herkes katılıyor mu masadaki. Seni iyi gördüm. Bu çok iyi gelmiş. Çok iyi. İyiyim abi. Ha, sağ işte abi. Elhamdülillah. Çok iyi. Senin enerjisi yani okay. Devamında da orada iyi bir perde açabilirsin. Orada da ben yani, yani ben hiç, bu tip şeylerde yani lebek padişahım kafası alayamam. Haklı olarak iyi niye gelmiştir? Söyleyeyim sana. Tabii yüzü... Ekran, ilgi, alaka. Muhakkak ki madden bir rahatlığa erme şansı var. Çünkü İnşallah. İnsanlar madden rahatlığa erdiği zaman moralman düzgün olur. Evet, işleri bunun falan aksini çok iddia etmek hayal olur. Hayal. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu arkadaş biliyor, bilmiyorum. Yakında değilim. Yanında da beraber herhangi bir şey imzalamadık. Ama tahminim o. Yani Karakaş'ına, Karagöz'üne, Hilal Ahmer'e orada oturmaz. Ali Özbir, oturursa Ali da Özbir zaten... ve Esra Erol'un onu mağdur etmeyeceklerini biliyorum. Ve hiçbir sözleşme evet. falan filan yok, da imzalamadık. O açık söz ama ona gereken jestler yapılır. Çünkü o da o jestlerin yapılacağına adı kadar emin olduğu için yani buna rahat para, ve moral düzgün. Para anlaşması falan filan olmadı. Yani şu an ya hiç öyle bakın, bir şey ama... Ben başka, benim söylediğim şeyi... Yani, olmalı aslında. Bir yere belgeli olmaz. Zaten... Canım evet. Onlar, ya Ali'nin, gönül belgesi olmadıktan sonra... Ali'yle Esra'nın sözü zaten 30 senet. Tane belgeye yeterli. Ama şu an bir para anlaşması... Ya yoktur ama şey yok. Yarın öbür gün seni rahatlatacak, tabii. Seni üzmeyecek bir ortam yaratılmanın zaten o moral bozulmuş. Ama aması var, şimdi hepimiz de biliyoruz, bu bizim için de geçerli. Bazen uzak kalıyoruz, sonra ekrana çıkıyoruz, kendimizi görüyoruz. Yalan mı söyleyeceğiz? İlgi alaka artıyor. Bu da bize iyi geliyor. Vallahi bana bir tek arıyor, şey iyi geliyor abi. Ben ilgi alaka, benim babamın oldu kimse. Benim ilgi alakayı ben değil. Niye? Doğru ben söyle. Para kazanıyorum. Seni... 3 kuruş, 5 kuruş para kazandığım zaman ama rahatım ben. Para çok başka bir şey. Ben o, başka, o kadar, o kadar. Başka bir özelliği daha var. Bunu seninle beraber aynı araçta yaşadığımız için söylüyoruz. İsim vermeyeceğiz. Çok çok büyük, çok değerli insanlar seni arıyor yolda. Ya abicim o beni ve, arıyor o beni ve buna sayısı. Vesile oluyor. Bu çok önemli. Bu bir gurur vesilesi değil midir saçlar? Biraz mutlu bak abicim bu. Bir şey söyleyeceğim sana. Bakın ben Allah'ın bildiğini kurdan esirgemem. Saklamam. Onun için de bana inandığın ama onore olmuyor muyuz bu ben o arkadaşlar beni bugün bundan burada ekrana çıkıyor ama diye vesile aramıyorlar. Oluyor dedim. Ha vesile ben, oluyor dedim. Yazdıklarımı okuyorlar o da vesile oluyor. Ben yazdıklarımı okuyorlar. Şimdi buraya çıkmak ayrı bir iş. Eğleniyoruz. Kakara kukara, evimize bu kadar rahat gelmeyeceğimiz bir yer, tamam. Ben para kazandığım sürece mutluyum. Doğru söylüyorsun. Muhakkak. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Ben şimdi kendi böyle bu televizyonda seyrettiğiniz adamlar gibi öyle şey... Ay ben... Benim mesleğim değil bu. Sadece taşların başka bir iddiası var. Hayırlısıyla çok haklı olduğu bir konu var, bir davası var. Evet. Oradan da çok haklı sayılır inşallah. Ve zaten eminim tamamıyla kazanacağını, bir milyon eminim. İnşallah. Kazandı Sağiç Taslan diyor ki... Alnımın teri o benim o. Tabii ki. Bırakıp ondan gitmezsin sonra, yok, değil yok, mi diyor ki, vallahi diyor uzayacağım diyor. Bavulu toplamadan uzayacağım diyor. Peşindeyim Sağiç abi. Allah bela olurum başına. Körükteki uçağı soracağım bu nereye gidiyor bu uçağı? İlk uçağı. Zanzibar'a gidiyor. Götür abi. Diyeceğim ve diyor ki evdeki kapat eşyaları kapıları. Elbiseleriyle bırakacağım diyor. Yemin ederim. Bak Allah şahidim olsun. Kur'an'a getir. Ya fındık salih ne olacak babam? Çocuklarımı alacağım. Evdeki eşyaları evin sahibine de anasının nafsu gibi helal etmezsem dünyada benden namert bir adam olmasın. Bir tek kıyafetimi alırsam şerefsizim. Şimdi olsun diye dua mı edelim? Gitmesin bak, bu kadar diye mi dua edelim? Evden alacaklarımı sana söyleyeyim. Allah ömür versin yaşıyorlarsa 5 tane kedim, 5 tane de köpeğim. Oh. Bunları alacağım. Ceketimi alır giderim. Evet. Yengeyi unutuyorsun Yasemin tabii. De, ha, yani. Yasemin de. Yasemin de. Yasemin de. Konuşmama gerek yok. Bu benim zaten sırtımda. O tek yek vücut olmuş bir hayatımız bizim. İkiniz birsiniz.
televizyonlarım, neyim var, neyim yok, ne kullanıyorum, bu pahalı, bu pahalı değil, bu ucuz, hiç çağıracağım mal sahibine diyeceğim ki bunları al kardeşim, benim sana bir borcum var mı yok, bunlar da sana anan nafsi gibi helal olsun. Biz ne yapacağız? Abi hatıra olur, sallanan sandalyeyi talim edin. O sallanan sandalyenin, ki, bana aldırdılar o sandalyeyi Büyük Maksim'de, ulan ben ne tezgahlara düştüm ya, işte böyle kızıyorum bana ağzımdan. İşte bu tezgahı bir sonraki arada konuşalım, çünkü büyük bir tezgah ortaya çıkartıyor programımız. Büyük bir tezgah, büyük bir tezgah! Neymiş o tezgah, görelim. Evet, bir yere ayrılmayın. Haber devam edecek. Fakat çok telefonlar susmuyor. Televizyonu da arıyorlar. Bugün Feijilyan alan herkese 0532-111-5101 arıyoruz. Ya da WhatsApp'tan ya da feijilyan.com'dan. WhatsApp numaramız da 0533-057-4592. Bunları not edemeyenler Google'a Erol Köse krem yazsın. Kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi morluklarını yok eden ve 20 faktör koruyucu içeren, güneş koruyucu içeren Feijilyan'ı bugün alanlara ayrıca Power Bank telefon şarj ünitesi veriyoruz. Takıyorsunuz fişinizi, priz, elektrik olmadan da telefonunuz şarj ediliyor. Saat 1.30'a kadar sipariş vermeniz lazım. Yedek şarj ünitesi için, yedek batarya için. Hadi devam edelim programa. Şimdi arkadaşlar unuttukları bir şey var. Rap yapmışlar. Rap protest bir müziktir. Popüler kültüre alternatif bir müziktir. Şimdi sen rap yapınca Sibel Can göbek atıp oynadığı sahnede çıkıp onunla beraber rap yaptığın gün zaten senin rap dinleyen kitle haddilen der. Çünkü rap hem o alt kültür, popüler kültürü eleştiren bir zihniyet oldu. Tamam, şarkın güzel ama tabii ki aynı şey çoğu kişinin de başına geldi. O Ceza vardır. Ceza'nın da başına geldi. O da popçularla düetlere çıkınca. Çünkü rap başka bir kültürdür. Başka bir alt kültürdür ve sokağın sesidir. Sokağın sesini sen işte açık havada Sibel Can'ın darbukalarının önünde Sibel Can göbek atarken sergilemeye başlarsan o ses artık bir efekti kalmaz. Arkadaşlar iyi niyetli ama bu kuralları bilmedikleri için bütün rap camiası dışı. Ya da yönlendiren birileri yok. Rap camiasından dışlanmışlar. Duydum ki Kadıköy'de bazı barlara bile rapçilerin gittiği kulüplere bile alınmıyorlarmış. Sen git Sibel Can'la beraber gazinolara git, kumarhanelere git diyorlarmış. Ne diyorsun bu duruma Caner? Abi yönlendiren yoktu. Biz de o zamanlar çok hatalar yaptık. Saçma sapan işler yaptık. Ama niye kimse bir yönlendiren olacak ki? Yani, insanın fikri, aklı, beyni yok mu abi? Genç çocuklar ama ya. Ya ne genç kardeşim? Hep çoluk çocuk sahibi bunlar ya. Allah bilmiyorum tabii ama. Tabii ki evli yani, barklı adamlar bunlar. Yıllar sonra bir şey bizi kazanmışlar. Bizi de o zaman biri kolumuzdan tutuyordu. Ya düşün, sesim yok, albüm yaptım Erol abi ya. Bir tane albüm yaptım ya. Böyle bir etiketik yok ya. Kim doldurdu seni bu konuda? Ya milletin gazına geldik. Ama şöyle bir şey var. Albümü yaptık, her yerden şey sahne teklifi geldi. Ya dedim ses yok, canlı nasıl okuyacağım ben? Yurt dışından aradılar. Hollanda, Almanya. Ne diyorsun sahne? Şey, Maksim'e çıkar mıydım o zaman? Eyvah. Tabii genel için söylemiyorum bunu ama. Genel de mi valla? Biz çok büyük bir topluluk eğer zevk nosyonunu kaybetmişse aynen. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ne söyleyeyim? Görmüyor musun? Duba gibi bir kadın. Tambara tumbara. Biraz evvel söylediğin bir sistemi olan bir müziğin ya bir ideali olan bir müzik ne hale geliyor? Yani onlarla ne işim var? Bu çocuklar entelektüel olduklarını iddia ediyorlar. Çok işte akıllı, zeki olduklarını, çağdaş olduklarını söylüyorlar. Peki kardeşim, sizi nasıl böyle bir tezgaha düşürüyorlar? Ömürde bir şarkı yakalamışsınız. Yani siz böyle bir şarkı yakalamışsınız ve bir kitleniz var. Bu kitle protest müzik olarak kabul edilmiş. Siz buraya alt kültürdür yani. Tamamen popüler kültüre alternatif ve onların muhalefetidir. Evet, onlara karşı olan bir müzik tarzına siz getiriyorsunuz. Gazinolarda, kumarhanelerde artık cılkı çıkmış. Bir tarz kendine bulmuş ve o tarzı bu millete yedirmişler ya. Ya bu millet nasıl yer bunu ya? Nasıl yiyor bu zaten? Bu millet, şimdi bu millet dedin de başka bir şey aklımıza geldi. Senin son dönem plaj modasından haberin var mı Sait Aslan? Evet, zoom yapalım. Zoom yapalım. Gel 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 gel. Bakınız şekil ya. Bu ne? Bu ne? Bu söyleyeyim? Şebnem Bozoğ'un donu. Bikinisi altı falan değil, donu kadın. Dantelli. Don sütyenle dantelli denize giriyor ve bu
birkaç ay önce boşanmıştı. Tekne hani... tutuyorlar. Vay teknede arkadaş. Gençler, meşler, dudak dudağa. Oh, oh, anladınız siz. Orada küçük olmayaydı anlatırdım. O 2-3 ay evvel... Sabah 6'da bir de. Kafa 1 milyon. Gazetecilere söylediği bir cümle var. Biraz daha dikkatli davranın. Bu yaptığınız haberler bizim ailelerimizi üzüyor. Annemizi, babamızı üzüyor. Bizim birer ailemiz olduğunu unutmayın diye ikaz eden bu kadın 3 ay sonra hiçbir şeye ikaza gerek yok. Samim. Dizi vardı ya canım evet. Ailem. Samim. Gebertirim. Şimdi ha. Sabahın o köründe yani bu şekilde isteyerek ve bilerek şimdi ekranı bölüm sayfasından bunu alın. Hayır yakalandıklarının dışında bu şekilde bir kadının denize girdiği normal şartlar altında mümkün değildir. Tabii. Bu demek ki artık bakınız, kafa bir dünya oluyor. İç çamaşırları denize giriyor. Bakınız burada French kiss. Dantel kimi? Bir öpüşme delikanlıyla kocası falan değil. Boşandı. Orada 4-5 adam. Ha şimdi karşıt tezi söylüyorum sadece. Karşıt tez de şu. Kardeşim size ne? Boşandım. Denizin ortasındayız. Akdeniz'in ortasındayız. Kimseye yakın değiliz. Bizim bahrimiz. Öpüşürüm de. İç çamaşırıyla da giyerim. Girerim denize. Çıplak da girerim. Diyebilirler. Akdeniz'in ortasında iskele mi kurdular? Burada... Anlamadım yani. Bunlar nerede oturuyorlar? Yani bottalar o. James Bond filmi mi çeviriyorlar? Açık bir yerde. Açık bir yerde. Ya kardeşim oturdukları yerde iskele yok mu? Evet. O iskeleyi nereye yaparlar? İşte ancak sabaha bir karşı kimsenin olmadığını plajin. Düşünmüşler. Ha biz de şunu deriz. O İndire Gandhi yapıyorsunuz ya dizilerden falan. İşte burada böyle bir faturası var. Burada böyle bir faturası var. O yüzden ünlüler dikkatli yaşamak zorunda. Mahvolmuş. Onda böyle bir faturası var. Ama inşallah bak dal geçiyoruz ya. Yemin ediyorum bu moda olmazsa. Ne moda olacak? Bu İç çamaşırıyla denize girmek. O da ya, o da girdi derler. Ya bu ülkede neler oldu? Bu olsa çok mu? O zaman Şah ne demiş? Her şey olabilirsin. Bu ülkede rezil olamazsın. Rezil olmak çok zor. Abiciğim şimdi rezil olursun olmazsın o tamam da bu şimdi bu fotoğraf Google'da arşive geçti. Tabii. Şimdi yarın bunun avukatı benim müvekkilim klişeleşmiş o lafla gidip özel halka hayat. Mal olmuş bir kişiliktir. Bu itibarsızlaştırıyor sahikiyle. Buna tedbir kararı veren hakim olacak mı? Ben onu merak ediyorum. Olmuş bil. Nasıl olmuş bil? Yeni yasalar maalesef buna izin veriyor. Ben o fotoğrafımı görmek istemiyorum diyor. Kaldırın onu. Çünkü habersiz çekilmiş. Ya bu fotoğrafı çekilmiş. Görmek istemiyorum. Sen burada milletin arasına böyle giriyorsun ama. Yani bu şu anda... Gazeteyi bile dava edebilirler özel hayata tecavüzde. Abicim oturdukları iskele neresi özel hayat be? Ev ya da mahrem bir yer değil. Açık kamuya yani. Açık bir alanda oturuyorlar. Yargıtay'ın bu konuda çok farklı içtihatları var. Sezen Aksu'nun da başına geldi. Mesela paparazzi Sezen Aksu'nun evinin balkonundan çekmiş. Bak. Sezen Aksu davayı kazandı. Evimin balkonu benim mahremimdir demiş. Ahmet Necdet Sezer'i de çektiler. Camda olabilir. Adamcağızı atletle çektiler vesaire bir sürü. Karşı siz evin balkonundan bahsediyorsun. Ha, o olabilir. Adam evinin salonuna çıkmış. Ya perdesi açıkken atletle bunu tamam. Bunlar bir şekliyle... Ben o haberden çok utandım. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı yapmış bir adamı. Yani hele ki adamın duruşu belli. Şeyliği belli. Diplomat bir adam. Yani inanamadım. Yani onu bile takip edip o hale yakalayıp evet, getiriyorlar. Evet, tamam. O zaman bu bir de kaldığı otelin veyahut işte kaldığı şeyin meslenin şey yani iskelesi kardeşim anlamadım ki yani neyine tedbir kararı verecek bunu? Bu arada geçmiş olsun diyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi dün bebek yokuşunda arkadan bir araba geliyor. Çat diye çarpıyor. Büyük bir kaza atlatmışlar. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Evet sıradan devam edelim. Edelim. Safiye Soyman ve Deniz Macerası geliyor ekranlara. Niye dalıyor? Evet. Cem Yılmaz neyse de İlyas Salman bir insan alkollü olabilir ama bu kadar hakarete maz cümleler ne diyorsunuz açılar? Ben bunu daha evvelden görmemiştim. İlk defa burada görüyorum. Vallahi Cem Yılmaz çok terbiyeli bir adam. Çok saygılı. Çok sabırlı. Terbiyeli ve saygılı bir adam. Yemin ediyorum o karpuz kafalı bunu ağzını burnu kırarlar, bunun ağzına pamukla su verirler. Zaten sana onu soracak. Bence İlyas de. Salman niye bitti abi? Ya bu terbiyesizlik falan da değil ya. Bu
haddini maddini aşmış zavallının biri bu. Bu esas soytarı kendi. Nasıl sen oraya yan yana gelebilmişler? Ben karıyı boşayacağım da bunu alacağım lafı dediğin zaman demek cinsel yemin ediyorum ki yani en sakin adam bile bunun bilecek ki öldürülecek orada. Bir bunun kafasını patlatır. Gözünü ya aynen yumruk abi. Mu patlatır? Yemin ediyorum büyük sözüme tövbe ayakkabıyı bunun ağzına sokmazsam namerdim. Bileceğim ki orada cesedim çıkacak bunu kompost ederim ya. Hocam acaba bilinçli mi yapıyor? Cem olur Yılmaz mu ya bunu abi ya? Bunu, olur mu ya? Ve niye? O saldırdığı için de haksız duruma düştüm. Ben de mağdur yani, oldum tekrar beni röportajlara çağırsınlar. Yine delikanlı, efendi terbiyeli bir çocuk. Yok yok bilinçli yapmış olabilir mi? Ya, yok abicim diye. Ya ne? Ya, bilinçli yaptı veya bir kumpasla yaptı. Bak. Orada ben bunu hiç bu kale almam da inan bana Cem Yılmaz'ı bir kere daha takdir ettim. Ben bu görüntüyü ilk defa görüyorum. Ben senin de, şerefimle temin ederim. Ben bunu daha evvelden şahit olmadım. Görmedim böyle bir şey. Ama bu kadar terbiyesizce, bu kadar küstahça, o kadar insanın içerisinde bu insan bunu birebir arkadaşından böyle bir şaka falan. Yapamaz bile ya. Bunun şakası bile olmaz. Ne küstah ne terbiyesiz herif. Kimsin sen ya? Sen necisin? Kimsin hemşerim? Ya bu yine söylüyorum bak bu memlekette bazılarına inanılmaz yol verdiler. Sanat, bunların sanatları top level'da olsa en yüksek yerde bile olsa böyle adama saygı duymazlar. Ben duymam ya. Çok samimi söylüyorum duymam. Ben buna bunun gibi bir tane daha var öyle saygı duymadı. Kim abi? Ben bu kabadayılık yani ben bu kabadayı tarzını yine bak geçen gün de lafı oldu söyledim. Bu kabadayı hakaret emaz. Bu hakarete hamiz. O kabadayıları siz bu tipler oynuyorsunuz. Oynuyorsunuz. O esas örnek aldığınız insanlar onları hayatında geçen gün de söyledim. Bir fiil yaşamış insanlar. İsteyerek veya istemeyerek başlarına bu felaketler geldiğinde onlar yiğitçe gidip bunların cezasını yatmış, o raconu biliyor, konuşmayı biliyor, büyüğüne, büyüğüne küçüğüne saygısı sevgisi olan adamlar. Bak ben öyleleri tanıyorum ki isim vermeyeceğim. Plastik mermiye dizi çekmeye benzemez. Hayır hayır yani bir kere son derece hatırı sayılır hadiselerin kahramanları olmalarına rağmen saygılılar. Bir tane böyle falso bir cümlelerini göremezsin. Onlar aşmış çünkü. Ya böyle bir lafı, böyle bir lafı, böyle bir benzetmeyi benim tarif ettiğim adamlardan birine söylesinler. Terbiye. Yemin ediyorum Kur'an azim hakkı için onu orada öldürürler. Nefesini keserler. Aynen. Billahi tallahi öldürürler. Kadın kıyafeti gezdirir. Hak da eder işte. Böyle bir şey, böyle bir laf olur mu ya? Of, yani of. Cem Yılmaz hakikaten terbiyeli bir adam. Helal olsun ona. Ben ilk defa ya, bu konuşmaya şahidim. Evet, şimdi Çeşme'den tatil manzaraları gelecek. Bakalım Çeşme'de neler oluyor? Evet, ne ben ona ne bu. Abi Seren Serengil bir dönem Serdar Ortaç mesela şarkıları tüm kulüplerde, arabalarda, her yerde çalıyordu. Ama hep mutsuzluk bağımlısıydı. Sonra evlendi. Şimdi daha mutlu gibi. Sağlık sorunları var. Allah şifa versin bir an önce. Ama mutsuzlukla besleniyordu. Seren de acaba kendini acıtmayı, incitmeyi mi seviyor? Hiçbir düzenli ilişkisi olamıyor. Çok iyi bir kız. Çok şanslı. Böyle arada kalmış. Hem annesinin aristokrat kültürü, hem içinde de bir başka bir kültürde bir kız da var. Onlar çatışıyorlar. Markayı seviyor, şık olmayı seviyor vesaire ama gidiyor sevdiği uğruna gece konuda yaşamaya da razı. Cengiz İmren'le öyle bir hayat yaşamıştı bir dönem. Yani aslında ne aradığını mı bilmiyor? Arayan Mevla'yı da bulur belayı da. Yeter ki aramayı bil. Ben bir yorumum yok. Bu, çünkü işin detaylarına vakıf değilim. Bilmiyorum. Abi kimlerden detayını bu burada konuştuğumuz neyin detayına yani, vakıf olabiliriz? Yani bu konuda pek bir kafa da çalıştırmadım yani. Yani Hakan Altun, Makun yani bilmiyorum. Eğer şimdi oyunla o işler varsa onu bilemem yani. Seyhan da orada durup dururken böyle bir sual sormaz. Hakan Altun da ne Hakan Altun'muş kardeşim Altun. Sektörü sıraya bizde aşk konusunda. Aşk konusunda bak işte bayağı. O da orada renksiz bir adam. Ha? Bak o da renksiz bir adam işte. Bak her yani. Konuyu her konuda sadece gülerek cevap veren insanlar yani. Bu pozitif hikaye var ya. Zenci yani. Bu ancak Android'lerde olur. Programlarsın bunu pozitif davranacak dersin Android'e. Bu o her şeye güler. Ben zaten bu reaksiyonsuz adamlara karşı hiçbir
sempati bu. Bu her şeye gülenlerden mi? Her şeye gülüyor. Her şeye. Bu gü- yani ya abicim hep neşeli. Adama refüze edecek bir şey söylüyorsun. Yani insanın insan refüze olduğu zaman herhangi yüzünde bir değişiklik olmaz mı? Yani bir irkilmez mi? Yani bu adam ne diyor? Niçin bana böyle bir şey yaptı diye bir herhangi bir üzüntü olmaz mı? Yok, bunlar da yok. Maskeli. Birkaç tane var böyle. Birkaç maskeli tane var. Işte. Bunlar şartlar ne olursa olsun programı ona göre yazmışlar. Yani yazılan programları böyle. Hangi laf olursa, nasıl bir tavır sergilense sergilensin, nasıl bizi refüze ederlerse etsinler, biz pozitif oynayacağız. Mutluyuz. Bu pozitif. Yani bunlar kazara bir ağacın altında yağmurlu bir havada yıldırım yesinler, ölürken gülerek ölürler. Bu arada gülenlerden biri de biliyorsun Kenan Doğulu da, saati sorsan. Yani. Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, onların türevleri var Murat. Ne haber Kenan? Ne haber Murat? Ya bu ya, o hep böyle işte, bu, o da böyle. Pişmiş kelle durumları. Evet. Biraz da mazot fazla kaçtığı zaman o gülüş biraz tutmayın. Bir son dakika haberi var. Kenan Doğulu açıklama yapmak zorunda kalmış. Demiş ki artık bu konuyu bize sormayın. Benim eşim oradaki röportajda hamilelik nasıl gidiyor sorusuna iyi gidiyor demiş. Ve bu da hamile sorusuna geçmiş. Oysa ki o sırada Beren o soruyu duymamış. Hayat nasıl gidiyor anlamış. Ben hamileliğe falan cevap vermemiş. Eşim hamile değil. Şu anda çocuk falan düşünmüyoruz. Bizim düşünmediğimiz şeyi siz niye dert ediyorsunuz diye bir açıklama yapmış son dakika haberi olarak. Çok evlenen var. Özellikle onlara çok bir büyük bir baskı var. Hani bu hamilelik ve çocuk konusunda onu anlamış. Ya bu soruyu sorana biz işte, yani dönüp de ya bir hatırı sayılır bir cevap verse ya, bir daha kimse soramaz bu soruyu ya. Ben de bunu anlamıyorum ya. Bunlar bu soruyu evet, duydukları zaman böyle bayağı bir bayağı bir giydirmesi lazım ki magazinciler ya kusur artık. Allah'tan ben artık 63 yaşına geldim de böyle bir şeyim yok yani. Bana böyle biri bir şey sorsa anam avradım olsun dümdüz eder, hakaret al. Bir daha mikrofonu bırakır gider ya. Evet, sıradaki habere geçelim. Evet, Ümit Erdim rally tutkusu için tam 25 kilo vermiş. Peki nasıl, görelim. Vallahi ben anlamıyorum. Bu kendilerini maymuna çeviriyorlar, köpeğe, kediye çeviriyorlar, her şeyi çeviriyorlar. Yani gerçekten bu sosyal medyadaki bu sinep minep bunları anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Kendini değişik mahluklara çevirmek yerine, onları çok seviyoruz, o hayvanların hepsi bizim için kıymetli ama niye onlara çevirmeye çalışıyorlar bilmiyorum. Kendilerini güzelleştirseler daha iyi olur. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır ve yılın kremi seçildi. Feijilyan. Kırışıklıklar, cilt lekeleri, göz çevresi morlukları yok eder. Ayrılmayın, çok önemli bir sürprizim var. Evet, 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 çok önemli bir sürprizim var. Zoom yap. Gel, 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 kamera gel. Gel, 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 gel. Ne yazıyor burada? Power Bank. Power Bank ne? Özel bir silindirik kutu. Açıyoruz. İçinden ne çıkıyor? İçinden bakalım. Bir yedek batarya ünitesi çıkıyor. Fişi çıkıyor. Ve yıllarca kullanım garantisi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Ne yapıyoruz? Şimdi anlatıyorum. Bu power bank nedir? Yedek şarj ünitesi. Evet, taktım. Telefonumun şarjından şu fiş kısmını çıkardım. Bunu taktım. Evet, gördünüz. Fişe taktık ve şarj ettik bunu. Birkaç saat içinde hemen şarj oluyor. Gece uyurken veya herhangi bir yerde, ofiste bunu prize takın, şarj edin. Sonra bu artık doldu. Bu ne işe yarayacak? Anlatacağım. Şimdi bazıları diyor ki biliyoruz. Bilmeyen de var. Bilmeyen için anlatıyorum. Bilen için değil. Hop, fişimizi taktık. Her türlü telefon modeline uyar bu USB girişi. Ve ucuna da telefonumuzu taktık. Ve telefonumuz şarj oluyor. Gittiğiniz yerde priz vardı yoktu. Otobüstesiniz, seyahattesiniz, metrodasınız, plajdasınız, evdesiniz. Evde elektrikler kesildi. Şu oldu, bu oldu. Hiç sorun değil. Hemen defalarca şarj ediyor bu. Defalarca yedek şarj ünitesi. Power Bank. Power güç demek. Bank bankası demek. Güç bankası. Power Bank. Uluslararası sertifikalı Power Bank. Defalarca siz ve arkadaşlarınız, yakınlarınız, eşiniz, dostunuz, telefon. Biliyorsunuz, gerçeği kabul edelim. Telefonumuzun şarjı bitmeye başlayıp bitince elimiz ayağımız kesiliyor. Titremeler başlıyor. Telefonsuz yapamıyoruz. Şarj şart. Sadece telefonu şarj etmiyor. Tablet, bilgisayar, PC, fotoğraf makinesi, her şeyi şarj ediyor. Elektrikli her şeyi ve defalarca şarj ediyor ve yıllarca kullanım garantisi var. Evet, bunu bugün şu anda saat 11.52, saat 13.30'a kadar sipariş verecek herkese ücretsiz vereceğiz. Evet, bugün ayın 1'i, 1 Eylül bayramı.
Geçen pazartesi günü verdik ama talepler o kadar ricalar patladı ki biz de dedik tamam bir daha verelim. Rica ettik ekibimize. Aldılar. Yurt dışından geldi. Yeni stoklar ve bugün de vereceğiz. Peki fenjilyan ne? Esas gelelim kremimize. Fenjilyan bir cilt kremi. Bir anti-aging krem. Anti-aging ne? Yaşlanma karşıtı. Yaş alabilirsiniz ama yaşlanıp yaşlanmamak sizin elinizde. Fenjilyan sürünce botoks ameliyata gerek kalmadan kırışıklıklar, cilt lekeleri, göz çevresi morlukları gidiyor ve ayrıca boşuna 20-30 lira verip güneş koruyucu almıyorsunuz. Çünkü zaten içinde 20 faktör güneş koruyucu var. Evet, 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 yanlış duymadınız. Peki fiyatı kaç lira? Önce nereden ulaşıyoruz? Fenjilyan.com'dan ya da WhatsApp'tan 0533, not alın, kağıt kalem hazırlayın. Evet, bekliyorum. 0533 057 4592 bu WhatsApp numaramız. Ama esas arayacağınız numara, WhatsApp numarasını da gerçi arayabilirsiniz ama esas daha güzel bir numaramız var, kolay. WhatsApp numaramız 0533'lüydü. Oysa ki arama call center numaramız, müşteri hizmetleri numaramız binlerce kişi arasa meşgul çalmıyor. 0532'li, diğer 33'lüydü. 0532 111 51 01. Çok kafiyeli bir hat. Çok kafiyeli. Herkes ezberler. 3 tane 1 var 532'den sonra. 3 tane 1, 51 01. 0532 111 51 01. 0532 111 51 01. Ya evladım bunların hiçbir aklımda kalmaz diyenlere kendileri bilgisayardan ya da cep telefonundan Google'a veya yakınlarına arama motoruna bilgisayarda aratıyorsunuz ya bir şey arama var search. Orada aratın. Erol Köse yazın. Boşluk bırakın. Krem yazın. Hop fenjilyan.com önünüze gelir. Fenjilyan ne? Nereden çıktı kardeşim? Doktor senin ne işin var bununla diyorsunuz. Derhal anlatayım. Tibet'e gittim 3 yıl önce. Gördüm yerel halk bir ağaç kökünden bir krem yapıyordu ve gençleşiyorlardı. Onu Türkiye'ye getirdik ama o kadar kolay değil. Sağlık Bakanlığı izinleri var vesaire. Tam 3 yıl çalışıldı. Yurdumuzda Kaz Dağları'ndan toplanan bitkilerle de harmanlandı. Ve tamamen organik bir krem oluşturuldu. Botoksuz botoks etkisi. Evet. Botoks dünyada çoğu ülkede solaryum gibi yasaklandı. Ama bizim gibi az gelişmiş ülkelerde hala yasak çıkmadı. Çünkü kas tembelliği yapar. Ve sinir felci yapar. Allah korusun. Çoğu krem işe yaramaz nemlendiriciden öteye gitmez. Çünkü neden? Zoom yap evladım. Evet. Bakın. Cildin 3 katmanı var. Üst katman, orta katman, alt katman. Çoğu krem sürünce üstte kalır sadece. Nemlendiriciden öteye gitmez. Buharlaşır gider. Oysa fenjilyan orta katman ve alt katmana da iner. O yüzden hep masaj yapa yapa süreceksiniz. İçindeki etkenler nüfuz etsin diye ve kaş ortasından böyle yuvarlak çizeceksiniz. Şöyle değil. Böyle. Böyle. Ortasından içe doğru. Evet. Fenjilyan yaş almakla ortadan kalkan kolajeni aktive eder. Bir balon düşünün. O balon sönüyor ama kırışıklıklar başlıyor. Cilt lekeleri, göz çevresi morlukları başlıyor. Fenjilyan sürünce nasıl? Günde iki kere. Bir sabah bir akşam sürüyoruz ve bir hafta 10 gün içinde mucizevi etkilerini görüyorsunuz. O kolajen aktive oluyor. Yaşlanmakla azalan kolajen. O balon tekrar canlanıyor. Canlandıkça balonumuz şişiyor. Şişen balonda buruşmalar, kırışmalar kayboluyor. İzler kayboluyor. Göz çevresi, koyu halkaları, morlukları, her türlü göz çevresi kırışıklıkları, alın çevresi kırışıklıkları, kaz ayakları, dudak çizgilenmeleri her şey gidiyor. Boyun sarkmaları da düzeliyor. Evet. Ve her türlü cilt lekesi, sivilce lekesi, güneş lekesi, çiller dahi gidiyor. Cildiniz bebeksi, üniform, tek tip bir renge ulaşıyor. Ve göz çevresi, koyu halkaları, morlukları ve torbaları gidiyor. Botoksuz, ameliyatsız. Bakın kullananların bugün fotoğrafları var. Evet. Bakın boyun sarkmaları nasıl gitmiş. Evet. Ve göz çevresi çizgileri nasıl gitmiş. Bir hafta 10 gün içinde düzeliyor. Evet, çizgiler yok oluyor ve cilt lekeleri yok oluyor. Evet, kırışıklıklar ve en önemli fotoğrafımız dudak üstü hanımların cildi büzüşür. O yüzden özellikle orta yaş, orta yaş üstü hanımlar, ileri yaş beyler, menopozdaki hanımlar, menopoz sonrası hanımlar hepsi için mucizevi bir krem. Çünkü sadece bu kremde var menopozda size yardımcı olacak moleküller. Gençlik iksiri. Ve ayrıca tek tüpte 80 mililitre 1,5 ay dayanır. Öyle göz kremi, yüz kremi, 50 tane krem almıyorsunuz. Tek tüpte, gece gündüz kremi, hepsi tek tüpte. Mucizevi. Çoğu kozmetikçinin işine gelmedi. Ayrı ayrı satıyorlar ya.
para toplamak için. Biz tek tüpte topladık. Ve kaç lira? Bugün ay başı jesti var. Her zaman yapmıyoruz bu jesti. Bugün yapacağız. Fejilyan'ı 89 liralık krem, 1,5 ay yetecek krem, size 69 lira. Evet, yanlış duymadınız. 2 tane alırsanız onda daha güzellik var, 60 lira. 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. Mucizevi fiyat. Evet. Ve 10 liralık hızlı kargo bugün bedava. Türkiye'nin her yerine, köylere, sahile, her yere, doğu batı, bütün illerimize, köylere, kasabalara, her yere ulaşıyor. Çok hızlı. Öyle günler, haftalar beklemek yok. 10 lira değerinde tahsilatlı kargo, o da bedava. Tahsilatlı dedik çünkü ürünü al, kapıda öde. Nakit öde, kredi kartıyla öde. Fejilyan.com'dan al, istersen kredi kartına taksit yap. Fejilyan.com'dan ya da 0530-111-5101'den alıyoruz ya da WhatsApp ve Powerbank. Powerbank ne? Şarj ediyoruz. Sonra telefonumuza takıyoruz ve telefonumuzu şarj ediyoruz. Bugün saat 1.30'a kadar sipariş verenlere yedek şarj ünitesi. Priz yokken, elektrik yokken telefonunuzu, her şeyi şarj edecek. Bedava! Bedava! Ve yıllarca kullanım garantisiyle yurt dışından geldi. Fejilyan kullanıp gençleşiyoruz. Oley! Fejilyan sürmüyorsan bizimle değilsin. Ne sürüyorsak o. Fejilyan. Caner Toygar bizimleydi bugün. Çok teşekkür ediyoruz kendisine geldiği için. 16.20'de ATV'desin. Evet, orada da seyretmeye devam edebilirsiniz ilerleyen saatlerde efendim. Ayın başını ve programı bugün bitirdik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.